Dostlar merhabalar. Şimdi dördüncü ünitenin eşitsizlikler konusunun yani beşinci köşe taşını gömeceğim arkadaşlarım. Grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir soru sormuş bize. Diyor ki x'in en küçük değerini alırken fx pozitiftir. X'in en küçük değeri grafiğin en sol tarafıdır arkadaşlarım. Bakın y'nin yani fx'in karşılığı ne oluyor burada? Negatif bir sayıya denk düşüyor kardeşler. Doğrudur dediği için bu yanlıştır olacak kardeşim. Fx negatif olacak. Bu yanlış. Hangisi doğrudur soruyor. O yüzden bu yanlış. Fx'in çift katlı kökler toplamı sıfırdır. Çift katlı kökler için teğet olduğu yere bakıyordum. Bir tek eksi 2 var. Sıfır değil. Eksi 2 olacak. Bu da yanlış. Fx'i tanımsız yapan x değerleri eksi 2'dir diyor. Fx'i tanımsız yapan x değeri yok. Düşey asimtot yok. O yüzden bu da yanlış. X en büyük değerini alırken en büyük değer için grafiğin en sağ tarafına bakacaksın. Karşılığında ne geliyor arkadaşım y'nin üstünde? Pozitif bir sayı geliyor. Pozitiftir diyor. O halde bu doğru. Denizli cevabımız doğrudur kardeşlerim. Fx'in 3 tane kökü vardır diyor. Yanlış. 2 tane kökü var. Görüyorsunuz kardeşler. Bir eksi 2, bir de 1. X eksenini kestiği noktalar köküydü. Grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonunda x'in en büyük dereceli olduğu terimin katsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye bir soru sormuş. En büyük olduğu yer için sağ tarafa bakıyorum. Gidiyorum y ekseninde pozitif bir değer olmalıymış arkadaşlarım. Pozitif olacağı için bunların hepsi olur ama eksi bir olamaz diyebilirsiniz. Geldik buna. 3 numaralı soru. Grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Peki bakalım. Fx'in kökler çarpımı sıfırdır diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Sıfır olmaz. 1 ile 3'tür kökleri. Çarpımları da 2'dir. Bu yanlış. X'in en büyük dereceli teriminin katsayısı negatiftir. En büyük derece için grafiğin en sağına bakıyorum. Y'deki karşılığı negatif bir sayıya denk düşeceği için negatiftir. Doğru. Diğerlerine bakmaya gerek bile kalmadı arkadaşlarım. Geldik dördüncü sorumuza. Grafiğe verilen y eşittir fx fonksiyonunda x'in en büyük dereceli olduğu terimin katsayısı. Dostum x'in en büyük dereceli olduğu terimin katsayısı ne olacak dedik? Kesinlikle burada pozitif olmak zorunda değil mi? Çünkü y ekseninde pozitif bir sayıya denk geliyor. Yani m kesinlikle pozitif olacak, sıfırdan büyük bir sayı olacak. Aşağıdakilerden hangisinde değer alabilir diye bir soru sormuş bize. Bakın A şıkkında hep negatifleri aralık almış. C, B'de de öyle, C'de de öyle. D'de hep negatifler ama Edirne'de pozitif değerleri de içine almış. Artı 25'e kadar olan sayıları da kabul etmiş. Eksi 10'la 25 aralığındaki sayıların hepsini kabul ediyor. Yani artı değerler de var. M bu aralıkta olabilir kardeşlerim. Evet, 5 numara böyle bir çözüme sahipmiş. Geldik 6 numaralı köşe taşımıza dostlar. Birinci sorumuz. Fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir şey soruyor arkadaşlarım. Bakalım hangisi yanlış olacak bir bulalım. Şimdi fx x eşittir eksi 5 ve x eşittir 3 değerleri için tanımsızdır diyor. Tanımsız olması için paydayı sıfır yapan kökleri almamız lazımdı. Bunun çarpanlarını ayırdığınızda 5'e eksi 3 yani paydamız şöyle olacak arkadaşlarım. X eksi x artı 5 çarpı x eksi 3 oluyor kardeşler. Paydamız çarpanlara ayrılınca böyle. Yani köklerimiz bir eksi 5 bir de artı 3. Bu iki kök paydayı sıfır yapan yani tanımsız yapan değerlerdir. O yüzden eksi 5 ile 3 için tanımsızdır. Bu doğru. X'in en büyük dereceli teriminin katsayısı pozitiftir diye bir soru sormuş. Bakın bu ikisini birazdan ayrı inceleyeceğim. Bunu ve şunu ayrı inceleyelim. X'in çift katlı köklerinin toplamı 3'tür. Çift katlı kökler neydi arkadaşlarım? Kuvvetlerimiz çift olacak. Mesela eksi 2'dir buradaki kök. Buradaki kök de 5'tir. Çift katlı köklerimiz bunların ikisi kardeşler. Başka da eksi 5 var, 3 var ama eksi 5 ile 3 tek katlıdır. Bunları kabul etmedim. Bunların toplamı 3'tür. Bu da doğru. Fx'in 2 tane tek katlı kökü vardır. Eksi 5'ten bir tane var görüyorsunuz birinci kuvvet. 3'ten de bir tane var. Evet bu da doğrudur. X'in en büyük değerlerini alırken fx negatiftir diyor.
X'in en büyük dereceli teriminin katsayısı pozitif diyor. Bu iki kişik arasında kaldık. Şimdi bakın ne yapıyorum arkadaşlar. Şurayı bir sileyim. Bunu bulurken de şöyle bakacaksınız. Şimdi grafik olduğu zaman ne yapacağımızı öğrendik bir önceki köşe taşında. Fonksiyonu direkt verdiğinde bakalım ne yapacakmışız, bunu öğreniyoruz. Şimdi fonksiyonu çarpanlarını ayırdık. Şurası x artı 2. Burası da 5 eksi x üzeri 4. Çarpanlarını ayırıyorsunuz. Bakın burada 4 tane polinom var. 1, 2, 3, 4 tane polinom var. Burada x'in kat sayısındaki işarete bakacaksın. Artı. Artının karesi yine artı. Şöyle yazıyorum. Artı burası. X'in kat sayısına bakıyorsun. Eksi. Eksinin dördüncü kuvveti yine artı. Ne oldu üst taraf? Artı buradan. Artı buradan. Artı çarpı artı geldi. Bölün. Buradaki x'in katsayısı artı. Birinci kuvvet olduğu için yine artı. Buradaki x'in katsayısı yine artı. Yani çarpma işleminin sonucu ne çıktı? Artı bölü artıdan artı geldi. Bu ne demek kardeşlerim? X'in en büyük değerini alırken fx negatiftir diyor ya bize. Hayır, pozitif olacak demektir bu. Ya da x'in en büyük dereceli teriminin katsayısı pozitif diyor ya. Evet, doğrudur, pozitiftir. Bu ikisinin de cevabını buradan buldum arkadaşlar. X'in en büyük dereceli teriminin katsayısı şurada çıkan işaret. Pozitif, doğru. X'in x en büyük değerini alırken fx negatiftir diyor. Hayır, fx pozitiftir. Bu da onun cevabı. O yüzden bu yanlış şıkkımızdır dedim kardeşlerim. X en büyük değerini alırken fx'in negatif olduğuna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Fx negatif olacak. Yani işaretlerin sonucu negatif çıkacak. Dostum burada eksi. Şurada artı. Burada eksi. Beşinci kuvvet oldu yine eksi. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Eksiye eksiye böldüğümde pozitif çıktı buranın sonucu. Yani x en büyük değerini alırken fx pozitif çıktı burada. Demek ki bu değil. Benden negatif çıkmasını istiyor. Buna bakalım. Burada eksidir x'in işareti. Dördüncü kuvveti aldığım için yine artı oldu pardon. Yine değil. Burada x'in işareti artıdır. Burada x'in işareti eksidir. İkinci kuvvetini aldığım için yine artı çıktı. Artı ile artının çarpımı artı. Artıya böldüm. Bunun da sonucu artı geldi kardeşim. Evet. C şıkkına bakıyoruz. Burada eksidir. Üçüncü kuvvet yine eksi. Burada da eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Buradaki işaretim artı olduğu için artı bölü artıdan sonuç artı çıktı. Bu da değil. Şuna bakalım. Bakın burada eksi ama karesi neyin üstünde? Eksinin üstünde değil. Yani parantezin üstünde değil. O yüzden buranın işareti eksidir. Buranınki artı. Buranınki de eksi. Eksi ile artının çarpımı eksi. Eksiye böldüm. Yine artı geldi. Son şıkkımı inceliyorum. Demek ki doğru cevap da bu olacak arkadaşlarım. Bakalım öyle mi? Burası artıdır. Burası da artı. Buradan da eksi geliyor. Üçüncü kuvvet yine eksi. Artı ile artının çarpımı artı bölü eksiden. Evet, sonuç eksi çıkıyor. Cevabımız Edirne geldi kardeşim. Şimdi 3 numaralı sorudayız. Bakalım ne diyor? N bir pozitif tam sayı olmak üzere. Peki. Fonksiyon için hangisi doğrudur diye bir soru sormuş. Bakın kuvvetleri bir inceleyelim. 4n artı 1 tek sayıları temsil eder. 4n çifttir. 4 ile çarpıldığı için 1 ile toplayınca tek. 6n çift. 4n eksi 3 tek. 2n eksi 1 tek sayıdır kardeşlerim. Çift katlı kökler toplamı diyor. Şimdi önce bunun kökleri buradan 2 gelir. Buradan eksi 2 gelir. Buradan 3. Buradan da 5 geldi. Şimdi çift katlı kökler sadece eksi 2 çift kuvvet olduğu için eksi 2'dir. Toplamları 8 değildir. Bir kere bu yanlış. X eşittir 3 ve x eşittir 2 değerleri için fx 0'dır diyor. X yerine 3 yazdığınızda bakın 3 paydanın kökü olduğundan tanımsız yapar. Demek ki bu da yanlış. 0 yapmaz, tanımsız yapar. C şıkkını inceleyelim. X'in en büyük dereceli olduğu terimin katsayısı pozitiftir. Bunun için neye bakıyordum? İşaretlerini inceleyecektim. Şimdi burada işaretim eksi. Tek kuvvet olduğu için yine eksi. Burada işaretim artı. Çift kuvvet yine artı. Bölü. Burada işaretim artı. Tek kuvvet yine artı. Artı yine artı geldi. Eksi ile artının çarpımı eksidir. Bölü artı. Eksi bölü artıdan sonuç eksi çıkar.
Sonuç eksi çıktığı için pozitif değildir. Bu yanlış. Tek katlı kökler toplamı 6'dır. Tek katlı olanlar 2 tek kat, 5 tek kat, 3 de tek kat. Toplamları 10 olacak. Bu yanlış arkadaşlarım. Demek ki doğru cevabımız Edirne'de. X en büyük değerini alırken fx, buradaki sonuca bakıyordum değil mi? İşaretler sonucuna. Evet, fx negatiftir diyor. Doğrudur kardeşim. Şimdi buna bakalım. Tam sayılar olmak üzere fonksiyonunda x en büyük değerini alırken fx pozitif olduğuna göre diyor. Şimdi x en büyük değerini alırken fx pozitif. Şimdi işaretlere bakıyorum. Burası artı. Şimdi burası eksi. Ama eksinin eminci kuvveti. Bölü. Burası da eksi. Ama eksinin eninci kuvveti. Burası da artı. Şimdi ne istiyorduk? Fx pozitif olacak. Sonuç pozitif. Artının artıya bölümü pozitif zaten. Buraya geçelim. Sonucun pozitif olması için eksinin eminci kuvveti, eksinin eninci kuvveti. Yani ya ikisi de eksi olacak ya da ikisi de artı olacak ki bölümleri pozitif çıksın. O halde buranın eksi olduğunda n tek sayı olmalı. Burası da eksi olacağı için n de tek sayı olmalı. Yani m ve n aynı anda tek olmalılar. Pozitif olmaları için de m ve n'in aynı anda çift olması lazım. Çift olması lazım. Yani ne diyorum ben? M ve n ikisi de ya tek ya çift olacak kardeşim. Hadi ikisini de tek kabul edelim. 1 ile 1 kabul edelim ikisinde. 1 üzeri 1. 1 olur. Tek oldu. 1, 1 daha 2. 2, 1 daha 3. Tek oldu. 1, 1 daha 2. Çift oldu. Bu direkt kafadan gitti. 1, 1 daha 2. Bu da çift oldu gitti. 1, 3 daha 4. Bu da çift oldu gitti. Şimdi ikisi tekken bu ikisi arasında kaldım. Şimdi peki ya ikisi çiftken? Hadi ikisini de 2 seçelim. 2'nin ikinci kuvveti 4. Bakın çift oldu gitti. 2, 2 daha 4. 1 daha 5. 2 durumda da tek olduğu için bu işlem kesinlikle tektir soruyor. Cevabım Bursa geldi arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım burada bir durayım ben. Bir sonraki videoda devam ederiz.